Bugün televizyonunda 3 nokta programıyla karşınızdayız. Bu hafta Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Ayla Dumankaya Pirinççi konuğumuz. Kendisiyle ev almanın zamanı mı? Fiyatlar artıyor. Acaba buna karşı ne tür tedbirler, çareler sunabilir? Ve ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? İnşaat sektöründeki yeni fırsatlar, değer kazanan, büyüyen bölgeler, yabancıların sektör ilgisi, pek çok başlığımız var. Ayla Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii Zafer ve benim çok sorularımız var. Onlardan evvel bir veteri hazırladık. Veterimizi seyredelim, sonra devam edelim. Tamam. İstanbul Kartal doğumlu. Doğduğu günden beri inşaat sektörünün içinde. Çocukluğu hep şantiyelerde geçti. Babası şantiyelere gittiğinde onu da hep yanında götürürdü. Troy State University Management bölümünden mezun oldu. Profesyonel olarak otomotiv sektöründe işe başladı. İşe ilk girdiğinde yedek parça elemanıydı. O günden sonra da servis danışmanlığında satış elemanlığına ve satış şefine kadar birçok görevde bulundu. Otomotivde alt kademeden başlamanın kendisine çok şey kattığını söylüyor ve ekliyor. Nihayetinde 14 yıl önce yedek parça elemanı olarak girdiğim Dumankaya Otomotiv'in her kademesinde çalıştıktan sonra genel müdürlüğe kadar yükseldim. Bu durumun avantajını fırsata çevirebiliyorum. Fakat inşaat sektörü ailenin ana işi olduğu için buradaki işlerle ilgili hep bilgisi vardı. 2013'te Dumankaya İnşaat'ta göreve başladı. O günden bu yana da büyük bir yoğunlukla gayrimenkul alanındaki yatırımlarla ilgileniyor. Halen Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Günün belirli bir zamanında kendini iş yaşamından tamamıyla soyutluyor ve ailesiyle vakit geçiriyor. Yoğun çalışan bir anne olarak çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeyi önemsiyor. Özellikle hafta sonlarını tamamen çocuklarına ayırıyor. Seyahat etmek en keyif aldığı hobilerindendir. Bu hafta 3 noktada fedakar, çalışkan ve başarılı bir patron içe Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Ayla Dumankaya Pirinççi'nin samimi sohbetine sizleri de bekliyoruz. Evet, Ayla Hanım, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. VTR'de sizi biraz tanımaya çalıştık. Otomotiv sektöründen inşaat sektörüne, değil mi? Aslında ailenin asıl işi, esas işi inşaat. Evet. İlginç bir kariyer öykünüz de var. Devamını biraz sizden dinleyebilir miyiz? Nasıl oldu? İnşaat şantiyelerde büyümüş bir çocuksunuz aslında, babanızın işi gereği. Bu noktaya gelişinizi biraz da siz özetler misiniz bize? Tabii. 1999'da Troy State Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 2000 senesinde bizim otomotiv bayiliğimiz olan Toyota bayimizde işe başladım. En alt kademeden en üst kademeye kadar giden bir öyküm var. Birebir araba sattınız mı orada? Tabii ki. Araba satmayı bırakın, yedek parça bile sattım. Birebir bütün departmanlarda bulunmanın bana çok ciddi katkısı oldu. Çünkü her departmanın, her şirkete katkıda bulunan her departmanın değerini anlamış oldum. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben otomotiv sektöründe satış işe başladığımda yedek parçanın çok anlamsız bir şey olarak düşünüyordum, yani o deneyimsizlikle. Ama yedek parçaya işe başladığımda gördüm ki, yani yedek parça departmanı olmadan bir otomotiv firması ayakta kalamaz. Çünkü servis işlemez. Servis işlemezse araba satışı olmaz. Sonuçta araba eskimez şeklinde. Bunun değerini çok iyi bir şekilde gördüm. Daha sonra kademeli olarak serviste, ondan sonra satışta. Satışta çok uzun seneler çalıştım. Birebir müşteriye satış yaptım. Satışın her kademesini. Performans nasıldı Ayla Hanım orada? Çünkü arabayı satmak da kolay değildir. Gelir, dönerler etrafında, yani otomotiv, ona bakar, ona bakar. Otomotiv müşterisi hassastır, değil mi böyle hani? Tabii ki çok hassas. Bir sürü şey sorar. Özellikle makine mühendisi müşterilerinden çok korkardık. Çünkü çok detay sorarlardı. Öyle mi? Bu sefer motora falan mı? Tabii arabanın sürtünme kat sayısından tutun da bütün mekanik ile alakalı sizi sıkıştıracak şekilde sorular sorarlardı. Ama bunun bana çok büyük katkısı oldu. Yani şu anda geldiğim konumda baktığımda otomotivdeki o ön cephede savaşmanın bana çok ciddi katkıları olduğunu hani gözlemliyorum. O zamanlar bunu hissetmiyordum ama şu anda birebir satışın içerisinde olmak, birebir müşteriyle pazarlık etmek, işte 100 lira için saatlerce müşteriye dil dökmek, onun bana hep hem para kazanmanın değerini hem de bir işveren olarak müşteriyi ikna etmenin ne kadar zor bir şey olduğunu ve nerelere dokunulması gerektiğini birebir kendim yaşadım. Yani sektör farklı olabilir ama sonuçta bir satış yapıyorsunuz, değil evet. mi? Siz satış işinizi konut da satsanız, otomotiv de satsanız, işte peynir de satsanız
müşteriye bunu iyi sunmanız gerekiyor. Evet, her anlamda bir deneyim yani. Bunu müşteri önce tanıtmanız gerekiyor, müşteri ikna etmeniz gerekiyor. Tabii kendinize... rakamlar yükseldikçe satıştaki maharet de, satışçıdaki ikna kabiliyeti de ayrı bir değer kazanıyor değil mi? Yani şimdi normal pazar tezgahında bir şey satmayla işte 50 bin liralık, 100 bin liralık arabayı, 500 bin liralık daireyi satmak çok daha spesifik bir şey gerektiriyor değil mi? Bir tanesinin önünde sonuç ürün var, ürüne dokunabiliyorsunuz, öbürküne dokunulmayan bir ürünü satmaya çalışıyorsunuz ama ben satışı çok sevdim. Ben satışa üniversiteyi bitirdikten sonra başlamadım. Ben lise hayatında da bizim satmış olduğumuz markanın çok yoğun olduğu dönemlerde böyle satış o kadar yoğundu ki personel ararlardı. Ben lisedeyken gelirdim ve araba satardım ve bundan çok zevk alırdım. Prim alır mıydınız peki? Alırdım tabii ki. Talebesi, yani... Primlerimi hesaplardım. Ha, onu da bırakmıyordunuz. Tabii ki bırakmazdım. Ama o işin keyfi orada ya. Evet, çok yani çok keyifli. Yani o kendi şeyini kazanmak. Babanız demiyor mu kızım ben harçlığını zaten veriyorum. Burada babam çok hoşuna gider. İlaveten prim. Yok çok hoş. Öyle o şekilde. Burada bu arada Halit Bey'in de kulaklarını çınlatalım. Allah uzun ömür versin. Amin, çok Allah başarılı bir iş adamı. Evet. Eski bir siyasetçi. Eskimeyen bir siyasetçi. Evet. Yani. Siyasette derin bir iz bırakmış. Evet. İş dünyasında. Halit Dumankaya. Biz gerçekten gıptayla takip ediyoruz. Hem kendisini hem sizleri. Biz de gurur duyuyoruz onun evladı olmaktan. Bize çok değerler kattı. Hala da katmaya devam ediyor. İnşallah Allah uzun süreler başımızdan eksik etmesin. Aktif mi? Gelip gidiyor mu? Yok, yani. Tabii ki. Hepimizden daha aktif babam. Evet, değil mi? Yani babamı 8'de evi de göremezsiniz. Zafer şey çok ilginç. Bak Halit Beyler şimdi siz Karadenizlisiniz. Aslen oradan göç etmişsiniz. Biraz daha ataerkil bir aile yapısı vardır değil mi? VTR'de diyor ki geçti değil mi yani Halit Bey Ayla Hanım'ı yanına alıp yani kızını hazırlamış. Götürüyor. Tabii ki. Normalde götürmezler. Tabii, normalde yani. Kız çocuklarının daha... işi var. O konuda onu çok ayrı. Onu nasıl izah ederdi size yani? İş olduğu zaman babam için her şey her şey yapılabilir. İş konusu babam için çok önemli. Hani orada ataerkilliği bir kenara bırakabiliyor hala da o şekilde. Ya bizi her zaman çok çalışma konusunda tetiklemiştir. Yani babamla abimler yarış yapar. Yani sabah evden kim erken çıkacak diye ama hiçbir zaman babamı geçemez. Öyle mi? Babam, bu ayrıntıyı da almış olduk. Eskileri erken kalkma konusunda evde, geçmek zordur. Halit Bey'i geçen yok erken kalkıp işe yok. Geçmek. Yani bize şöyle, yani öyle bizi bir yoğurmuş ki babam. Ya ben mesela 3 tane çocuğum var. Hafta sonları çocuklarımı ayırıyorum artık. Yani şu 3 çocuk olduktan sonra... Hani hafta sonu evde geçirdiğim zaman da vicdan azabı çekiyorum. Şu an şirkette olmam gerekiyor benim diye düşünüyorum. Bu tamamen babamdan bize geçen bir duygu. Bunu bize çok güzel geçirdi. Ama artılarını da görüyoruz. Yani her zaman işinin başında olmanın avantajlarını her zaman şirkete çok ciddi katkılar katacağının gözlemliyoruz. O yüzden babam bizim için çok güzel bir rol model. Demek ki üniversitenin dışında öndeki büyüklerin, annenin, babanın iş hayatına dönük vereceği çok şey var değil mi? Geriden hayat gelenlere. Üniversitesi dedikleri biraz yani o işte. Halit Bey de işte size bunu vermiş. İnşaat sektörüne geçmek yani hadi tamam otomotivde daha liseden bir alışkanlık var. Sevdiniz satışları. İnşaata geçerken bir tereddüt olmadı mı ya? Burada acaba otomotivdeki şey biraz daha rakamlar büyüyor bu sefer. Nasıl pişman mısınız bu tarafa? Bir de onun şu boyutu var. İnşaat sektöründe sizin gibi hani müteahhitlik anlamında kadın da çok az. Çok az. Yani zaten çok çalışan az. Yok da kadın da çok az. Üst düzeyde çok az. Yani 2013 senesinde tekrardan bir yapılanma sürecinden sonra inşaatta bana ihtiyaç duyuldu ve inşaatta işe başladım. Hangi ününüze ihtiyacımız var? Gel Ayla Hanım dediler. Valla ben çok mükemmelliyetçiyim ve çok detaycıyım. Bendeki dişi enerji biraz fazla olduğunu söylüyorlar. Öngörüm çok kuvvetli. Ve başkasının yakalayamadığı ayrıntıları ben yakalayabildiğime inanıyorum. Hisseder misiniz projenin tutup tutmayacağını, yanlış yapıp? Evet. Böyle sezgileri kuvvetli insanlar vardır iş hayatında. Evet. Yani bu vasfınızla mı sizi gelin biz burada olmalısın dediler? Hem o hem de şöyle otomotivde hazır bir ürün satıyorsunuz. Siz o ürüne bir şey katmıyorsunuz. Ürünü oluşturuyorlar, size getiriyorlar, bunu satın diyorlar. Başkası üretmiş ve orada ben yapabileceğim son noktaya kadar geldim zaten. Ben her zaman şöyle düşünüyordum ya daha kendimi zorlayabilirim.
Çok daha iyi şeyler yapabilirim ama burada gidip bir fabrika açıp araba üretmeyeceğime göre bizim için çok daha değerli olan, bizim lokomotif olan bir kolumuzda daha faydalı olacağımı düşündüm. O yüzden böyle bir teklifte bulunulmadı. Aslında tamamen içine atıldım. Ve çok da mutluyum bununla alakalı. Çünkü gerçekten hep hayalim babamla beraber çalışmaktı. Bu arada babamla çalışmanın çok zor olduğunu görmüş oldum. O kadar da yani çok babam da çok mükemmelliyetçi, çok detaycı, hiçbir ayrıntıyı unutmuyor. Sürekli sizi çok disiplinli, sürekli sizi tetikliyor, diri tutuyor sürekli. Ama şu an için çok memnunum. Daha geleceğim çok nokta var tabii ki. Her geçen gün işte büyüklerimden, abilerimden ve profesyonellerimizden bu konuyla ilgili kendime değer katmaya gayret ediyorum. Şeyi merak ediyorum. Şimdi siz sektörde tabi artık markalı konut üretimi değil mi ön planda? Siteler yapılıyor. O sitelere bir yaşam tarzı sunuyorsunuz insanlara. Orada mesela bir kadın müteahhit gözüyle o projelere bir şey oluyor mu bunun yansıması? Yani burada hani detaylar önemli ya artık şeyde. Orada size ihtiyaç duyuluyor mu veya sizin baktığınızda neleri önemsersiniz? Bir işte bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz tabii insanlar için. Hani orada bir kadın müteahhit burada neyi önemser, neyi öne çıkarır? Yani şöyle, artık çağımız kadın dişi enerjinin yoğun olduğu bir çağ. Yani dişi enerji çok baskın. Artık gayrimenkul sektörü maskülenden feminine doğru geçiş yapıyor. Artık demir bükmenin zamanı değil. O kente kimlik katan ürünlerin oluşturulmasının peşinde olunması gerekiyor. Bu size rekabette ciddi anlamda fark yaratacak. Burada tabii ki kadının çok büyük faydası var. Kadın baktığınız zaman çok güzel hediyelerle, hediyeler, nimetlerle hediyelenmiş bir ruha sahip. Yeri geldiğinde bir anne, yeri geldiğinde adaleti kılıcını vuracak şekilde olan bir kale. Yeri geldiğinde mistik güçleriyle evrene bağlılık oluşturabilen bir yapıya sahip. Böyle bir ruhun tabii ki yaşam alanlarına etkisi çok ciddi anlamda oluyor. Demin bahsetmiştim yani başkasının görmediği ayrıntıları görüyor kadınlar çoğunlukla. Yani ben, bir de konut almaya kadınlar karar veriyor, evet, değil mi? Son kararı bir kadın gözüyle olarak ona soruluyor. Biz bunu sürekli olarak gözlemliyoruz. Sağdaki ekiple bununla ilgili yorumlar aldığımızda hep eşlerin yani parayı veren bey eşi, yanındaki eşi hangi nerede karar verileceğini o karar verdiğini söylüyorlar. Tabii ki burada kadınların hoşlanacağı tarzda evler yapmak, bunun yanı sırında kente kimlik katan yapılar oluşturmak, ruhu olan yapılar oluşturmak bizim sektördeki en büyük amacımız. Birkaç örnek verebilir misiniz? Kadınlar mesela ne istiyor evde özellikle? Yani şu anda ne öne çıkıyor? Ya mesela onlar için bir kere şu anda çocuk çok önemli. Herkes için çocuk çok önemli. Ama onlar tabii ki bir babadan daha çok anne önce çocuğuyla alakalı. Mesela oyun parkları, çocuklarıyla ilgili imkanları neler olabileceğini. İşte evin içerisine girdiğinizde işte mutfağın konumundan tutun da kullanılan ürüne. İşte hol, mesela dolap. Bir erkeğin aklına gelmez yani evde ekstra bir dolap olabilecek. Onların en hassas olduğu şey dolaplardır. Dolap ortalıkta bir şey görünmeyecek. Evet, dolap nereye dolap koyabiliriz? Dolaplar nerede? Nereye dolap yapılabilir? Evet, şeklinde bir sürü feedbackler alıyoruz sağdan. Bunları da ellerimizden geldiğince, imkanlarımız yettiğince değerlendirerek sunuyoruz her projemizde. Peki siz tasarım safhasında bu projeyi gezerken insanların bu tercihlerini anlattınız. Tasarım yapıldı, mimari proje bitti. Sizin önünüze geldiğinde siz mesela ya burası kadın gözüyle şunlar eksik olmuş. Mesela burada banyolar çok küçük görünüyor. İşte mutfak dolap yeri yok. Dolap yeri yok. tasarımda sizin dikkat ettiğiniz ve Dumankaya olarak sizin diğer rakiplerinizden sizi ayıran tasarım unsurları neler oluyor? Sizin de müdahil olduğunuz. Yani şöyle, bizim kardan feragat edebiliyoruz ama gerçekten konseptten, kente kimlik katma misyondan kesinlikle vazgeçemiyoruz Dumankaya olarak. Bizim bütün projelerimize baktığında hepsinin bir ruhu var. Aslında çok detaylı incelediğinizde hepsinde farklı bir ruh oluşturulmaya gayret edilmiş.
Bu açıdan gerçekten bunu gerçekleştirmek için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Projelerin hazır, yani normalde projeleri mimardan bize gelmeden önce biz onlara bir brief hazırlıyoruz. Önce bir pazarlama departmanımız, önce o yapılması düşünen alanda pazar araştırması yapıyor. Hani orada müşteri ne beklenti 2 artı 1 mi? Evet. 1 artı 1 mi? 3 artı 1 mi? Duplex mi, değil mi? Bunları hepsini o bölgede derliyorsunuz. Tabii bize getiriyor. Bununla ilgili çok yoğun toplantılar yapıyoruz ama yani 1-2 toplantılık bir konu değil bu. Günlerce süren, haftalarca süren bir çalışmanın sonucunda burada biz onu harmanlıyoruz ve başka taraflardan check ediyoruz. Daha sonra mimara brief veriyoruz. Mimara anlatıyoruz, işte burada burada oturumcu kitlesi gelecek buraya. Buna göre bir proje oluşturulması konusunda o bütün pazar araştırmasını paylaşıyoruz. Mimarla da ciddi anlamda toplantılar yapılıyor. Bizim konsept geliştirmemiz, hatta orada kamp kuruyor diyebiliriz mimarımızın ofisinde. Daha sonra onlar bize proje teklifleriyle geliyorlar. Yine bütün ekibimizle beraber projeyi bize sunuyorlar. Projede gözümüze çarpan olumlu ya da olumsuz şeyler üzerine giderekten projeyi en nihai, en mükemmel hale getirmeye gayret ediyoruz. Evet. O zaman biraz şeye geçelim, sektöre geçelim. Yani siz çok güzel detaylar verdiniz bize. Büyük resimde neler oluyor? Biraz ona bakalım. Yani 2015'i yaraladık hemen hemen. Hı hı. Nasıl gidiyor? İyi satışlar iyi mi? Şimdi seçim süreci etkiliyor mu? Nasıl şu anda sektörün genel gidişatı? 2015 senesi Dumanka açısından bakarsak eğer ki biz çok hızlı bir giriş yaptık 2015 senesine. İki önemli projenin lansmanıyla başladık. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu'nun en büyük gayrimenkul geliştirmecisi Almazay Holding'le imzaladığımız işbirliğinin ilk meyvasının sunumuydu. O ortaklığı da isterseniz biraz açın. Hı-hı. Nasıl bir yapı var orada? İşbirliği anlaşması. Almazay'a Kuveyt'in yani Orta Doğu'nun en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden bir tanesi. Onlar İstanbul'da, Türkiye'de özellikle İstanbul'da bir firmayla işbirliği içerisine girme amacıyla İstanbul'a geldiler ve bizle yolları kesişti. Uzun süren flört... Zor oluyor Ayla Hanım, yabancıları hele hele bu dönemde Türkiye'de yatırıma, işbirliğine ikna etmek zor oluyor. Siz nasıl başardınız böyle bir dönemde Kuveyt'in en önemli gayrimenkul geliştirici firmalarının? Gerçi Körfez ülkelerinin bir ilgisi var gayrimenkulde, değil mi? Türkiye'ye ilgisi var ama şöyle, Almazay'a bizi çok ciddi anlamda, bize gelmeden evvel araştırmış, incelemiş ve teklif onlardan geldi. Bu daha ilginç mesele. Tabii ki. Teklif onlardan geldi. Bizim öyle bir düşüncemiz yoktu ama daha onlardan teklif gelince ve firmayı tanıdıkça, dokularımızın uyduğunu gördükçe biz de açıkçası çok heveslendik ve çok bizim için çok gelecek vaat ettiğini düşündük. 2014 yılında Mayıs ayında sözleşmeyi imzaladık, ortaklık sözleşmesini. 2015 yılının... Nasıl yapıyordu? %50-50 mi? Evet, işbirliği ortaklığı. Yani şirket Dumanka ile alakalı değil. Sadece beraber projelere giriş yapacağız. 2015 yılının ilk çeyreğinde de Ritim İstanbul'un arsasını satın aldık beraber. Ve inşasını beraber üstlendik. Şu anda da yeni büyük projeler peşindeyiz. İnşallah yakın zamanda onlarla ilgili güzel haberler de vereceğiz. Memnunlar mı sizinle beraber yola çıktıklarına? Çok mutlu gözüküyorlar. Biz de çok mutluyuz onlarla işbirliği içerisinde olduğumuz için. Çünkü dokular uydu, kültürler uydu. Çalışanlarımız birbirleriyle çok güzel bir ilişki içerisinde. Patronlar çok güzel anlaşıyor. Yani çok gelecek vaat ettiğini düşünüyoruz. İki taraf da çok heyecanlı. Sizin tarafınızdan rakamlar iyi görünüyor. İyi başladınız. Hele bu yabancı ile beraber bir ortakla bu işi şu an devam ettiriyor olmanız önemli bir moral bence. Hı hı. Fakat sektörün sizin dışınızda bir sıkıntı var. Yani belli yerlerde satışlarla ilgili satışların geriye gittiğini görüyoruz. Ay bazında giden, Türkiye genelinde giden arz fazlasından da bahsediliyor. Arz fazlasından bahsediliyor mesela. Yani nedir sektörde böyle bir şey var mı? Görünmeyen bir krizden bahsedenler var. İflas erteleme taleplerinden bahsedenler var. Yani kriz derken herhangi bir kriz olduğunu şu anda biz hissetmiyoruz ama seçimi vermiş olduğu bir alım öteleme duygusu var tüketicide. Yani alım kararını seçim sonrasına ötelediği için
şu aşamada tabii ki rakamlar Mayıs ayına baktığınızda çok Mart ve Nisan'la kıyasladığınızda biraz daha düşme eğiliminde ama TÜİK, geçen hafta TÜİK sonuçlar açıklandı ve Mart-Nisan ayında konut satışları %40 arttı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi dolardaki artıştan dolayı kazanılan yatırımın o gayrimenkulde kullanılması, insanların seçim psikolojisi içerisinde olmaması o aşamada. Şimdi Mayıs'ta insanlar seçim psikolojisi içerisine girdi ama Mart ve Nisan daha onu hissetmiyorlardı. Bir de faizler yükseldi Nisan sonunda. Ondan dolayı da Mayıs ayına bu yansıdı ama Dumanko olarak baktığınızda bizim geçen sene 2014 senesiyle 2015 senesinin Mayıs ayına kadar kıyasladığımızda bizim satışlarımız %25 arttı. Burada yabancıların da bir katkısı var değil mi? Şu Tabii anda ki. Yabancı satışının şeyi nedir sektörde? Şöyle ben yine Dumanko özelinde size bilgi vereyim. Her sene yükselme eğiliminde yabancıya satış. Bu mütekabiliyet yasasının yürürlüğe girmesinden sonra bizim toplam satışlara yabancı satışların oranı %30. Yani her 3 satıştan bir tanesi yabancıya satış yapmışız. Ve bu çok güzel bir şey ve çok ciddi potansiyel var. Ve bu İstanbul'da değil mi? Hani evet. Yabancılar genelde güneye geliyorlar gibi bir algı var ama artık İstanbul'da herhalde bayağı bir... Mesela İstanbul Avrupa yakasına çok ilgileniyorlardı ama şu son dönemlerde görüyorum ki yavaş yavaş Bağdat Caddesi'ni ve diğer o Anadolu yakasının mihenk taşlarını fark edip ve Anadolu yakasına doğru da Araplar... Siz pek düşünmüyorsunuz herhalde Avrupa yakasını. Avrupa yakasını. Biz Avrupa yakasını hiçbir zaman bırakmayız. Avrupa yakasını her zaman için takip ediyorsunuz. Takip ediyoruz. Hatta işte Almazay'la onunla alakalı takip ettiğimiz birkaç proje var. Ama Anadolu yakası da bizim doğduğumuz yer sonuçta. O coğrafyayı iyi biliyorsunuz. Evet, o coğrafyayı çok iyi biliyoruz. Oraya çok hakimiz. Oranın müşteri kitlesini çok iyi biliyoruz. Havaalanımız da var. Güzel alışveriş merkezlerimiz de var. Sonuçta turistlerin çok en çok ilgisini çeken noktalardan. En çok hangi ülkelerden konut almak için biz, talep var? Biz genelde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden talep görüyoruz. Suudi Arabistan, Katar, Dubai'nin müşterilerinin çok ilgisini çekiyoruz şu aşamada. Peki şimdi ben bir vatandaşım ve ev almaya niyetim var. Biraz birikimim var. Doğru zamanda mıyız? Yani ne tavsiye edersiniz? Yani Haziran, Temmuz böyle yaz ayları falan doğru zaman mı? Ya konut almak için her zaman doğru, her an doğru zaman hep bence. Hep müteahhitler böyle diyor. Ama neden? Çünkü sonuçta dönen bir çark var. Evet. Siz o çarka karınızdan feragat ederek, kriz dahi olsa karınızdan feragat ederek uyum sağlamak zorundasınız. Hı. Onu döndürmeniz gerekiyor. O yüzden her zaman uygun zaman olarak düşünüyorum. Yani tabii bunu fiyatlar açısından falan, çünkü fiyatlar bayağı bir yükseldi şeyi var şu anda. Konut fiyatları, yani o anlamda da soruyorum biraz. Hatta Artaş'ın yönetim kurulu başkanı Süleyman Çetin ise, ki yaptığı konut projeleriyle de sektörde de çok ses getiren bir isim. İstanbul'da artık fiyatlardaki artış özellikle orta ve dar gelirli için konut almayı bayağı bir zorlaştırıyor. Bu arsayla alakalı. Arsa yani o da zaten arsa maliyetlerinden arsa maliyetleri yandı. Çok artıyor. Dünyada %15-20'dir maliyet. Bizde %80'e kadar çıkan ama yerler var. İstanbul'da 18 milyon kişi yaşıyor. Yani 18 milyon kişinin yaşadığı bir yerde sonuçta arsa yani sonuçta çok oraya kıymetli hale geliyor. O da doğal olarak fiyatlara yansıyor ama İstanbul şu anda İstanbul'la ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Yani rakamlar çok yukarıda diye siz de demin bahsettiniz. Yani bir Londra ile kıyasladığımızda orta ölçekli bir dairenin metrekare fiyatı 35 bin sterlinken, işte Paris'te bu 30 bin euro ama İstanbul'da 2000 ile 10 bin euro arasında, 10 bin dolar arasında değişiyor. Eğer kıyasladığı... Ama gelir durumumuza da bakmak lazım onlardaki. Öyle ama şöyle işte Business Economics of Cities 2015'in açıkladığı verilere göre İstanbul 2010 senesinden sonra 2015'e kadar gösterdiği performansla dünyadaki en gelişen şehir. Buna Moskova, Bombay ve Dubai takip ediyor. Yani bu kadar potansiyel olan bir yerde rakamlar hala Avrupa ile kıyasladığınızda aynı seviyede değil. Burada tabii bir bahsettiğimiz rakamlar da zaten o ülkelerin en zengin kesimleri açısından çok kolay erişilebilir rakamlar. İstanbul'da muhtemelen şöyle olacak. Bir tarafta bu hakikaten hem yabancı hem yerli yatırımcıya dönük ofis ve konut projeleri satılacak. Ama öbür tarafta tabii sosyal dengeyi de bozmayacak şekilde
bu kentsel dönüşüm üzerinden belki bu yapılabilirdi, ama ben onu da çok iyi değerlendirdiğini de zannetmiyorum şu anda. Bina yeniliyoruz biz şu an. Aynen öyle. Şehri dönüştürmüyoruz. 3-5 sene sonra acısı çıkacak hepimizden. O açıdan biraz daha bu orta ve dar gelirliğe dönük projeler açısından arsa konusu artık belediyeler mi devreye girecek, devlet mi devreye girecek, buna ama özel bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu bir savrulmayı da beraber yani getiriyor. Sadece yani çok iyiye bırakılmış bir alan gibi. Biz o Dumanköy olarak ona çözüm bulduk aslında. Bizim D segmente hitap eden bir markamız var, Adres diye. Bu segmente biz çok dar gelirli müşteri kitlesine daire sahibi yaptık. Bu bizim D segmentinde. Neydi orada ortalama fiyatlar yani? Ortalama fiyatlar 1500 TL'den çıkış rakamı o şekilde çıkıp. Metrekaresi. Evet, çıkıp ilerledikçe artıyor tabii ki size. Buradaki satışları bitirdiniz mi? Bizim adresler bitti. Şu anda yeni arsa araştırı içerisindeyiz. Çünkü o segment, D segmenti şu anda aç. Orada o segmenti doldurmamız. Orada kaç daire sattınız? Herhalde yanlış hatırlamıyorsam 1000 daireye yakın sattı. Aslında demek ki bir boşluk yani var orada. 100 metrekarelik yani bir daire ortalama o zaman 150 bin liraya, evet, falan değil mi? Evet. Ama tabii şehrin dışı, şehrin dışı, şehrin dışı olduğu için. Hangi bölgedeydi? Aydınlı bölgesinde. Aydınlı bölgesinde. Evet. Ama ona bile razı bir kitle. Ama hızlı gelişiyor bu alanlar. Tabii ki. Hızlı gelişiyor. Zaten bizim Dumanköy olarak şöyle bir özelliğimiz var. Girdiğimiz yer gelişiyor. Yani mesela Aydınlı bölgesi, biz Gizlibahçe ile girdik oraya. Şu anda ben tanıyamıyorum. Orası bildiğiniz bir çiftlikti yani, köydü daha doğrusu. Önce siz girmeden. Yani bakkallar vardı. Şimdi marketlerden, süpermarketlerden geçilmiyor. Kurtköy deseniz, Kurtköy zaten gelişme potansiyeli olan bir bölgeydi. O zaten o sinyalleri bize veriyordu ama hani biz oraya girip ilk markalı projeyi oraya koyduktan sonra daha da oranın şeyi arttı. Bizim şimdi yeni bir projemiz var Gebze'de. 5000 konuttan oluşan 1 milyar TL değerinde 142 dönüm arazi üzerine yapılacak olan, bizim işte 2015 senesi içerisinde dedim ya, hızlı başladık, hızlı devam edeceğiz. 2015 senesinin projesi, lansmanı yapacağımız projemiz. Burada da Gebze Çayırova bölgesine İlk markalı konutu projenin getiren firma olacak. Projenin belli oldu mu? Yok, daha değil. Daha belli olmadı. Şeyler belli, proje belli. Orada D segmenti, orta ve dar gelirliğe dönük bir şey olacak mı? Yani o kadar olmasa da o kadar da korkutucu olmayacağını düşünüyoruz. Çok yoğun talep var. Bizi şaşırtacak derecede yoğun talep var. Gerçekten hani biz kulaktan duyarak insanlar projenizle alakalı bilgi almak istiyoruz diye geldiler bize. Daha bir lansman yapılmadı. Daha lansman yapılmadı. Hatta ön satış için bir şey bile açmamıştık ama o tarz feedbackler alınca ön satışı açtık ve çok ciddi oranda talep var. Burada D segment çok geçtiği için isterseniz biraz açın. Siz D segmentinden neyi kastediyorsunuz seyircimizden? D segmenti yani aylık geliri. Aylık. Yani orta ve dar gelirli. Evet, orta ve dar gelirli. Orta ve dar gelirli. Belki 2000 liranın altında düşüyor, evet, bir gelire sahip, evet, olan. Metrekaresi düşük. Yani gidip de 37 metrekareye de oradan daire sahibi olup benim bir dairem var deyip de onu bir süre sonra bir birikimle satıp işte 50 metrekareye, 70 metrekareye, 100 metrekareye çıkan müşterilerimiz var. Biz bunları gözlemliyoruz ve çok da hoşumuza gidiyor. Yani çok kısa, çok kısıtlı geliriyle 37 metrekareden bir süre sonra ondan, çünkü çok da yatırım şeyi de yani çok ciddi anlamda kar ettiren projeler onlar. Çünkü çok cüzi rakamlarda piyasaya sunuluyor. Daha sonrasında bölgenin gelişmesiyle beraber değer kazanıyor. Değer kazandığında o kişiye de çok ciddi bir D planı da buradan mı çıktı? Yok, o Dumankaya'nın. O biraz daha Dumankaya'nın. Vade finansman tarafında, evet, değil mi? Vade finansman, işte geri alma garantisi, taksit, kredi taksitleri ödeyemediğinde firmanın devreye girmesiyle alakalı bir güzel düşünülmüş bir pazar. Çağrışımları güçlü bir soy isim olunca D, evet, baş harf olunca Dumankaya. Dumankaya tabi burada yapılan bu sitelerle ilgili biz programlarda hep şu sorular geliyor bize. Ya aidatlar bizi çok bunaltıyor bu sitelerde. Yani sizin teslim ettiğiniz sitelerde şu an en büyük krizlerden birisi haline geldi bu aidat. Aidat ortalama rakamlar nasıl oluyor? Siz orada müşterinizi de gözetecek bir düzenleme yapabiliyor musunuz? Ya şöyle, o tabii ki tamamen projeye bağlı. Hani bir
B segmenti ile D segmentini tabii ki kıyaslayamazsınız. Hani o sitenin sunduğu hizmetlerle çok öyle farklı şeyler değil aslında. Yani güvenlik, işte temizlik, temizlik, asansör falan yani. Ama öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Yani sadece bir personel almanız, bir temizlik personeli almasının aidata 30 lira katkısı oluyor. Yani arttırıyor tabii ki arttı. Öyle olmuyor. Yani bir o gözüken arkada o kadar dev gibi bir ekip var ki o şeyi projeyi hayata yaşatabilmesi için. Öyle bizim müşterilerimizden bazen öyle biz de eleştiri alıyoruz ama gerçekten hani hiçbir kar gözetmeden siteyi hani kente kimlik katmanın misyonuyla hani o sitenin bir ruhu olması gerekiyor. O ruhu yansıtabilmek için tabii ki bazı şeylerden fedakarlık etmek gerekiyor. Yani o gerekiyor. Sitede yaşamanın rahatlığı ve konforu ve üstüne bir de güvenliği eklediğinizde onun bir bedeli tabii ortaya çıkmış oluyor. Tabii orada ama bedelle ilgili beklediği şey daha ortalama. Bazı yerlerde bazı çok yerler, abartılı bir durum haber de yapmıştık. Çok böyle tuhaf rakamların ortaya çıktığı şeyler de var. Yani bizde o kadar tuhaf rakamlar olmuyor. Çünkü çok ciddi ve profesyonel bu konuda deneyimli bir ekiple çalışıyoruz. Site yönetimleri bölümümüz. Çok da gerçekten bazı zamanlarda biz Dumankaya olarak hani aman müşterimize yansıtmayalım biz kendi cebimize ödediğimiz anlarda oluyor. Gerçekten bu da yani hala hazırda. Yani biz burada çok güzel bir hayat vaat ettik. Bu hayatı hayatı devam ettirebilmek için, yani müşteriye sunabilmek için biz de cebimizden bir şey vermemiz gerektiğini düşünerek bu şekilde çalışmalarımız yani yaptığımız şeyler de var. Belki ama bunu müşterimiz bilmiyor tabii Hasan mi? Şu anda öğrenmiş oluyorlar. Hasan Bey anlatmıştı bize burada. Evet. 5000 liralık site makbuz göstermişti evet, değil mi? Evet, aidat. 5000 liralık aidat mesela tabii, yani böyle. Belki bunu daha böyle Hasan Bey gösterdi yani. Tabii yani Ağoğlu'nun CEO'su göstermişti. Belki bir de bunu projeyi sunarken, pazarlarken bu kısmın belki biraz daha şeffaf olmasında fayda var. Yani bu kısmı tabii bu müşterinin de hatası yani orayı aslında araştırması lazım. Tabii. Karar verirken ona da bakması lazım. Zannediyor ki o reklamdaki havuzlar, fitness tabii. Center'lar her şey beleş girecek. Öyle oluyor. Eski apartmandan 50-40 lira, 150 lira aidat var onunla aynı olur. Ama öyle değil. Girince bu sefer site yönetimi i̇şte şey arasında konuşmak lazım dediğin gibi. Kavgalar konuşmak lazım yani bunların hepsini. Aslında biz şeffaflık ilkesi çerçevesinde bunu konuşuyoruz ama tabii bu sektörün satış aşamasında bir şeye dönüşmesi lazım bunun. Satış aşamasında müşteri en heyecanlı olduğu an. Yani o siz de heyecanlısınız, satan da heyecanlı, satan alan da heyecanlı. Birinci mevzu olamıyor. Yani. Evet, birinci mevzu olmuyor. O yüzden birinci mevzu olmuyor. Biz burada 3 nokta diyelim. Kısa bir ara vereceğiz. Tamam. Reklamların ardından devam edeceğiz efendim. Sürat Kargo'yla 3 nokta programı devam edecek. Hepsi beraber. 6,5. Bu 5 lira. Bu da 1,5. Teşekkürler. Evdekilere çok selam söyle. Rahmetine. 2 yeşil kapak getirin. Tüm alışverişlerinizde 1,5 lira olarak kullanın. Şimdi tüm 2,5 litrelik Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta ve Sprite kapaklarında. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalars'tan bir günde teslim Trend düğün paketi. Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 3 takım 7440 lira. Bir günde mobilyanız evinizde. Meydan paylaştıkça büyüyor. Sizi ailecek meydana davet ediyoruz. Eğlenceli ve öğretici sayfalar. Yeni katla yapıştır model araba, yeni keskatla deniz aslanı ve keskidir elbiseli bebekler. Meydan Çocuk dergisinde Meydan Çocuk. Meydanla birlikte cumartesi ücretsiz. Koysak. Televizyonu da şöyle koy. Nereye?
Böyle mi kayalım? Annenize de haber vermek isterseniz buyurun yeni telefonunuz. Hayalinizdeki istikbal mobilyalar şimdi Vestel 102 ekran Smart LED TV ya da akıllı telefon hediyeli. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksitle. Sürat Kargo'yla 3 nokta programı devam ediyor. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. 3 noktada Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu üyesi Ayla Dumankaya Pirinç ile sohbetimiz devam ediyor. Tam da inşaatta, sektörde ev alırken nelere dikkat etmeliyiz? Aidatlar, bunları konuşuyorduk. Şimdi Ayla Hanım, tabii ev almaya karar veren biri bu dönemde, önümüzdeki günlerde 2015-2016'da sektörde ne gibi çizgiler, tasarımlar öne çıkacak ev alırken? Buna göre boyasından, balkonundan, modası yani evet ev modasında yeni ipuçlarını bizimle paylaşır mısınız? Yani Dumankaya İnşaat olarak demin de bahsettiğim gibi bizim misyonumuz kente katan kimlik, kente kimlik katan yaşam alanları oluşturmak. Cam şeyler azaldı gibi değil mi? Böyle dışı böyle tamamen cam görüntüsünde olan tamamen o moda geçti mi sanki o plaza görüntüsü şeyi? Yani o bence şöyle, firmaların hepsinin bir yoğurt yiyiş şekli var. Siz betonu seviyorsunuz ama değil mi? Ya bizde şöyle. Yani camla betonun evet, karışımı. Evet, çünkü bizim çalıştığımız mimarlar, yani biz mimarlarımızı çok fazla değiştirmek istemiyoruz. Bizi çok iyi tanıyorlar. Biz de onları çok iyi tanıyoruz. Şimdi Dumankaya'nın bir çizgisi evet, olacak. Evet, o yani bir dokunma. Bizden bir şey katması gerektiği için bunu yeniden sıfırdan bir başka mimara anlatmak çok kolay değil. Sizi tanıması, sizin yapınızı bilmesi. Ama yani biz gerçekten şunu o kadar damarlarımıza kadar hissediyoruz ki kente kimlik katan yaşam alanları oluşturma misyonunu. Ya mesela demin bahsettim ya, D segmenti bir proje yapıyoruz. Diyoruz ki işte bunda artık şunlar olmasın, şu olmasın, şu olmasın. Sadece işte binayı yapalım, biraz daha fazla kar edelim diye düşünürken. Maliyeti düşürmek, düşürmek adına. Ama ona karar verirken aman diyoruz biraz az kar edelim. Biz yine Dumankaya çizgisiyle devam ettirelim. Bakış açısıyla hareket ediyoruz. Burada gerçekten bunu amatör ruh mu dersiniz, duygusallık mı dersiniz bilmiyorum ama bu konuda biz çok samimi ve bu konuda çok takık bir firmayız. Modaya gelince şu anda her etrafımız hep kulelerle çevrili. Ben kendi adıma hani şu yaşımda belki genç biraz daha bir 5-6 yıl önce olsaydı kulede yaşam benim çok hoşuma gidebilirdi ama şu aşamada çocuk olunca tabii ki daha yatay konseptler benim daha çok hoşuma gidiyor. Biz de insanı merkeze koyduğumuz için insanın ihtiyaçlarını insanlar fark etmeden hayata geçirmenin peşinde olduğumuz için Dumankaya İnşaat olarak hep bu mantıkta ilerliyoruz. Mesela bizim akıllı evler. Şu an sektörde buna bizim kadar bizim harcadığımız mesai kadar kimsenin harcadığını ben düşünmüyorum ama şu anda insanlar teknolojiye bazı şeylerde mesela telefonda, akıllı telefonlarda tamamen bağımlı olmuş durumda ama daha evler konusunda o şeye geçmediler ama geçecekler. Biz de buna hazırlık yapıyoruz. Bu da çok yakın bir zamanda müşterinin vazgeçilmezi olacak. Yani bir havuz gibi. Nasıl şu anda bir sitede bir havuzun olması hijyen faktörü artık. Yani siz buna bende havuz var gel benden al diyemezsiniz ama akıllı evlerde kısa bir süre sonra bu şekilde olacak ve müşteri diyecek ya ben akıllı ev istiyorum. Ben evime gelmeden kapının açılmasını istiyorum. Ben asansördeyken bir düğmeye basıp takır takır kilidin dönüp kapının açılmasını istiyorum ve bunu sen sağlamak veya zorundasın. Veya dışarıdayken evi kontrol edebilmek istiyorum. Tabii ki. Bunu hazırlık yapan firmalar ilerleyen zamanlarda çok rahat edecek ve ayakta kalacak. Biz de bununla alakalı karşılığını henüz almadık. Almaya başlamadık. Ama çok yakın zamanda onun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Evet, bir yatırım en azından. O zaman vaktimiz azaldı. İş kazaları, sektörün kanayan yarası. Yani hepimizin canını Türkiye'nin çok... aslında Türkiye'nin maalesef ve tabii kanayan bir yarası ama en çok inşaat ve maden. Sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz. Yani Dumankaya bu konuda daha önce biz Uğur Bey'le de konuşmuştuk bu konuyu. Hı-hı. Nedir vizyonunuz yani o iş kazalarını azaltmaya da tamamen ortadan kaldırma adına? Ya tabii ki insandan önemli bir varlık yok. Yani insan her şeyden, herkesten önce, her şeyden önce geliyor. Herkesten değil mi? Her şeyden önce geliyor.
bir kurum olarak sizin çalışanınıza sağlamış olduğunuz iş ortamı tabii ki çok güvenli olması gerekiyor. Bu konuda da biz çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yeni planlar oluşturduk. Yaşanılan, Allah'a çok şükür şahit olduğumuz demeyeyim de, yani yaşadığımız demeyeyim de gördüğümüz kötü örneklerden ders alarak bu konuyla alakalı yeni yönetim planı, yeni iş planları oluşturduk. Tam zamanlı İSG uzmanları şantiyelerimizde tabiri caizse zabıta gibi dolaşıyor ve kurallara uymayan 6331 sayılı iş güvenliği yasasının mecbur kıldığı kurallara uymayan taşeronları tabiri caizse avlama peşinde. Yani onları doğru yola çekme yönünde gayret sarf denetim ediyor. Denetim de çok önemli. Denetim çok önemli. Biz bir de şöyle bir şey oluşturduk. Yani o İSG uzmanları sonuçta üretimi denetliyor. Yani üretim departmanı denetliyor. Evet. Üretimi denetlerken rahat hissetmesi açısından onu üretime bağlamadık, direkt yönetime bağladık. Yani bir problem olduğunda direkt bana o konuyla alakalı burada dikkat edilmiyor, çok önemli bir konu diyebilme lüksü olsun diye. Ve sürekli olarak, rutin olarak iyileştirme açısından, yeni aksiyon planları açısından sürekli toplantılar halindeyiz ve yönetim olarak bunun sonuna kadar arkasındayız. Bu çok önemli bir tavır çok yukarıdan. Insan, sohbet çok tatlıydı. Çok önemli bilgiler verdiniz. 3 noktada hatıra defteri bölümüne geldik. Ayla Dumankaya'dan hatıra defterine bakalım neler kalacak. Sevgili 3 nokta ekibi, çok güzel ve samimi bir programdı. Göstermiş olduğunuz ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Gerçekten ilkler hiç unutulmazmış. O program da benim için unutulmaz oldu. Tekrar çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. Ayla Dumankaya Periççi. Ayla Hanım, bizim için de çok keyifli bir program oldu. Bir kadın gözüyle inşaat sektörünü, işte konutları, yaşam tarzlarını değerlendirmiş olduk. Çok farklı güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Biz de sizi bu ilk programınızda ağırlamaktan çok mutlu olduk. Üç noktada ilkler çok unutulmazdır. Başarılar diliyoruz bundan sonra iş hayatında size. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Üç noktada bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.